Evet, ASO Başkanı Nurettin Özdebir konuğumuz. Nurettin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Şimdi bugün aslında konuşacağımız konu enerjiyi konuşacağız. Aslında üretim konuşmamız gereken konu. Yani enflasyonu konuşuyoruz, enflasyondan hepimiz dert yanıyoruz. Bu enflasyonun kalıcı olarak çözülebilmesi için üretimin artması gerekiyor. Üretimin artması için de yatırımın gelmesi, sanayicinin daha fazla üretmesi, çiftçinin daha fazla üretmesi gerekiyor. Enerjiyi birazdan konuşacağız. Enerji burada hayati bir öneme sahip ama önce BDDK'nın kredi kullandırması ile ilgili TL ticari kredilerle ilgili aldığı kararı sizden yorumlamanızı isteyeceğim. Sonrasında da bu enerji konusuna dönmek isterim. Burada BDDK özellikle kredinin uygun koşullarda enflasyonun oldukça altında kullandırılan kredinin yatırıma, üretime gitmesini istiyor. Bu anlamda kullandırılmasını istiyor. Buna yönelik bir takım tedbirler aldı. Sizin yorumunuzu merak ederim. Efendim, öncelikle şu anda tam yatırım yapacak bir zaman. Faizler, reel faizler enflasyonun altında kaldığı için yatırımcıların korkmadan yatırım yapması gereken bir dönemdeyiz. Bu avantajı yatırıma çevirebilmek son derece önemli. Şunun için önemli, ülke olarak tam bağımsız bir ülke olabilmemiz için döviz açığımızı kapatabilmemiz lazım. Biz şu anda devamlı başkalarının tasarruflarına muhtaç durumdayız. Dışarıdan borç almak veya yabancı sermaye getirmek durumundayız. Bu ise ülkemizi manipülasyonlara açık hale getirmekte. Merkez Bankası son almış olduğu kararda sıkıca vurguladı. Dedi ki TL'ye dönüşü destekliyorum, yabancı paradan çıkışı destekliyorum. Piyasalarımızı bu yönde yönlendirdi. Buna paralel olarak da Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nda bir takım tedbirler açıkladı. Bu açıklanan tedbirlerle birlikte firmaların krediye ulaşabilmesinde bir takım kısıtlamalar getirdi. Dedi ki elinde fazla döviz bulunduranları 15 milyon liranın üzerinde değere sahip olan yabancı para bulunduran firmalar benden kredi istemesinler kısacası. Bu tedbirle atıl durumda duran, aşağı yukarı reel sektörün elinde atıl duran, daha önce Merkez Bankası Başkanımız paylaşmıştı bunu, 50 milyar Türk lirası var. Yani bir taraftan biz döviz açığı yaşarken, diğer taraftan da tasarruflarımızı dövize döndürmek suretiyle piyasada efektif dövize karşı olan ihtiyacın artmasına ve dolayısıyla da kurların yükselmesine sebep oluyoruz. Aslında tek tek fertlerin menfaatleri ülkenin genel menfaatiyle ters düşmekte. Bu anlamda vatandaşların rasyonel düşüncelerini biraz da ülke gerçeklerine göre ayarlayabilmeleri gerekir. BDDK'nın almış olduğu bu son tedbir bu. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yani bu tedbirler yeterli mi? Bunu bir sorgulamak lazım. Çünkü benim elimde 15 milyon liralık dövizim varsa yurt dışından malzeme de ithal ediyorsam bu talebi öne çekebilirim. Bu da ekstra döviz ihtiyacını arttırabilir. Bu anlamda eminim önümüzdeki günler içerisinde de BDDK yeni düzenlemeler yapacaktır. Ama sonuçta hani tasarruf baktığımızda tasarruflar sınırsız değil, kaynak sınırsız değil. Sınırlı kaynağın Evet. doğru yere gitmesi burada herhalde Evet. en önemli Evet. konu. Yani aslında 2017 yılında başlayan bu hazine destekli kredi garanti fonunun çalışmalarında maalesef gerçek ihtiyaç sahiplerine, gerçek yatırım yapacak kişilere değil, parayı tahsis etmenin en kolay olduğu firmalara yani ihtiyacı olmayanlara bu paralar verildiği için bugünkü dolarizasyonun temelinde de bence bugünkü kur artışlarının temelinde de bu hareketlerin olduğunu tahmin ediyorum.
Bu konuya çok dikkat edilmesi lazım. Yani kaynaklarımızı verimli kullanabilmemiz lazım. Bakıcılık sistemimizde dipsiz kuyu değil. Yani buradaki kaynakların da ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılıyor olabilmesi lazım. Şimdi bugün konuştuğumuzda yani Türk sanayisi için, Türkiye için çok ciddi belki bir fırsat var. İşte bakıyoruz bugün Avrupa belki kışın doğalgazı bulmakta çok büyük güçlük çekecek. Belki de istediği ölçüde bulamayacak. Hatta fabrikaların kapatılması konuşuluyor Avrupa'da. Diğer taraftan baktığımızda yüksek enflasyon, faizlerin yükselmesiyle birlikte Avrupa'da hem Amerika'da üretimde yavaşlama, bir resesyon konuşuluyor. Türkiye bu noktada üretimi destekliyor, üretimin devamını destekliyor ve üretimle belki enflasyonla mücadele konusunda bir yol almak istiyor. Diğer taraftan enerjiyi konuştuk, enerjiden bahsettik. Biraz evvel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in paylaştığı bir video vardı. Özellikle doğal gaz konusunda ve %99 doğal gazı biz dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla ciddi bir bağımlılık var ama gelecek doğalgazla birlikte 25 yıl konutların ihtiyacı karşılanacak. Bir diğer konuysa nükleer santral, enerji çeşitlendirilmesi anlamında. Bunun da 2023'te devreye girmesi, elektriğin %10'unun nükleerden karşılanması. Sanayici için konuştuğumuzda herhalde işin başında, yani daha ağasında enerji var. Enerji maliyetinin düşüklüğü, enerjinin kesintisiz devamı. Bu anlamda nükleer santral. Nükleer santralde Türkiye enerji açığını kapatmaya yönelik atacağı adımlarla sanayicinin hani uygun maliyetli krediye ulaşmak önemli ama enerjiye de ulaşması, enerjinin devamlılığı da önemli olsa gerek. Bu anlamda atılan adımlar, enerjideki çeşitlendirme, dışa bağımlılığın azalması sanayici için ne anlam ifade eder? Efendim, enerji yalnız sanayi için değil, günlük yaşamımızın vazgeçilemeyecek ünitelerinden bir tanesi. Yani hastalarımızın sağlıklı olarak hastanede bakımlarını yapılabilmesi için elektriğe ihtiyacımız var. Ürettiğimiz malların ihraç edebilmemiz için, başka tüketiciye ulaştırılabilmesi için enerjiye ihtiyacımız var. Üretim yapabilmemiz için enerjiye ihtiyacımız var. Yani enerji son derece kıymetli, değerli ve stratejik bir ürün. Ülkemiz açısından bakarsak maalesef biz enerji fakiri bir ülkeyiz. Bu anlamda dışa bağımlıyız. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte hidrokarbon yakıtların yani doğal gaz ve petroldeki anormal fiyat artışları bütün dünyayı vurduğu gibi bizi de vurdu. Elektrik fiyatlarımızda, akaryakıt fiyatlarımızda %200'leri, %300'leri aşan artışlar oldu. Bunu tabii maliyetlerini yansıtabilen firmalar maliyetlerine koyarak yansıtlar, yansıtamayanlar ise sıkıntı yaşıyorlar. Aynı şey Avrupa Birliği ülkeleri için de geçerli. Almanya biliyorsunuz bir takım tedbirler yayınladı. Bununla birlikte işte klimaların derecelerinden düşürülmesinden enerji tasarrufuna, elektrik tasarrufuna kadar birçok tedbirler aldı. Şu anda yeşillerin hakim olduğu bir iktidar olmasına rağmen kömür ocaklarını, kömür santrallerini 25 yıldır kapatmaya da savaşan hükümet tekrardan kömür santrallerini devreye sokmaya çalışıyor. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde de enerjinin stratejik olarak hem baz enerji olarak hem enerji fiyatları olarak çok konuşacağımız konulardan birisi olduğunu da bilmemizi gerektiriyor. Peki açıklamalarınız var. Özellikle toryumlu nükleer santral. Bunun önemi nedir? Bunun farklılığı Efendim, nedir? Akkuyu'da yapılan nükleer santralımız BVR 3 artı dediğimiz nesil bir santral. Bu santrallardan sonra Dünya Atom Enerjisi Konseyi dedi ki artık bu santrallardan vazgeçin. Yeni nesil bir takım santrallar önerdi. 6 tane öneri. Bunlardan bir tanesinde biz ülkemiz açısından yapılabilir, üretilebilir olduğunu tespit ederek bu santrallardan erimiş tuz reaktörlerini
ülkemizde yerli ve milli olarak üretmek üzere yola çıktık. Partnerlerimiz var. Ankara Sanayi Odası yaklaşık 10 yıldır nükleerle ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Aşağı yukarı 3-4 yıldır da Türkiye genelini kapsayan bir nükleer sanayileşme kümemiz var. Türkiye'de tektir bu kümemiz. Bu kümeyle birlikte bilgi dağarcığımızı ve kabiliyetlerimizi tespit ettikçe aslında ülkemizde bu konularda çalışan çok sayıda bilim adamının olduğunu gördük. Yurt dışında çalışan çok sayıda mühendisimizin olduğunu gördük. Bu konuyu ilgili makamlara ileterek bizim bu yerli ve milli santralı üretmek üzere talip olduğumuzu bildirdik. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Konsept tasarım hemen hemen tamamlandı. Ancak bundan sonra nükleer santralın inşa edilebilmesi için simülasyon programlarının yapılabilmesi ve simülasyonlarla bu santralın güvenilir bir santral olduğunu ispat etmemiz lazım. Bununla ilgili çalışmaları yapacağız. Yeterli finansman imkanını bulabilirsek önümüzdeki 3 yıl içerisinde bir prototipi çalıştırabileceğimize de inanıyorum. Bu santralla bir milli değerimiz olan, yeraltı kaynağımız olan toryumu, ki dünyada 3. büyük rezerve sahip ülkemiz, toryumu kullanmayı hedefliyoruz. Bu toryumla birlikte bu santralı eğer çalıştırabilirsek 2 sent civarında bir elektrik maliyetinin olmasını bekliyoruz. Bu da bizim yurt dışına enerji bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacak bir çalışma. Biliyorsunuz elektrikli otomobiller her geçen gün yaygınlaşmaya başlıyor. Önümüzdeki dönemde TOK da yılbaşından itibaren, hatta bu yıl sonundan itibaren üretime başlayacak. TOK'un üretmiş olduğu bir araç 70 kW. Yani bunu ayda 3-4 defa şarj ettiğini düşünürsek bayağı büyüyecek bir santralımızı sadece elektrikli araç olan TOK'a ayırmamız lazım. Bu anlamda baz enerji olarak Türkiye'nin her ne kadar kurulu gücü çok olsa da baz enerji olarak yatırıma ihtiyacı var. Bu önerdiğimiz santral basınçlı kap olmadığı için ve erimiş tuz olduğu için, yani Çernobil'deki gibi çekirdek erimesi, Fukushima'daki gibi yüksek basınçtan dolayı radyoaktif buharı dışarıya salmak gibi bir riskimiz yok. Kendi kendini kapatan bir otomatik mekanizması var. Bunun dışında suya ihtiyacı olmadığı için her yerde kurulabilecek bir santral. Kendi milli kaynaklarımızı değerlendirmek açısından da ülkemizin önünü açacak önemli bir girişim olacağına inanıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, hem BDDK'nın kararını hem de nükleer santral var. Şu anda çalışması var ama toryumlu nükleer santral konusunda da çalışmalar yapılıyor. Bu konuda girişimlerde bulunuyor. Bunu da konuştuk. Evet.